Nihilist bakış nedir? Hiçbir şeyin amacı yoktur. Nietzsche zihni çökmeden önce evet ben bir nihilistim demişti notlarında. Ama daha sonra bir yerde ben nihilizmi aştım da diyor. Bilemiyorum. O gerçekten çok cins kafa bir adamdı ama çöktü. 11 yılını çökmüş bir zihinle yaşadı. Gerçek nihilist böyle olur. Ben şimdi de nihilistler görüyorum ama yalancı nihilist. Varlıkta hiçbir anlam görmüyorum. Yani hiçbir amacı yok, hiçbir anlamı yok. Her şey hiçten ibaret diyorsanız Nietzsche gibi yapmanız lazım. Havlu atmanız lazım. Her şeyden istifade edeceksiniz. Tüm kredileri kullanacaksınız. Hiçbir şeyin anlamı ve amacı yok. Her şey hiç diyeceksiniz. Yok öyle. Bu istismar bana göre. Schopenhauer da iyi bir nihilist. Hiçbir şeyin anlamı yok diyordu. Onun için doğru ve yanlış yok diyordu. İyi ve kötü yok diyordu. Nihilizm budur. Tüm ayrımlar görecedir. Firavun'la Musa arasında bir mahiyet farkı yoktur. Şeytanla Adem arasında bir mahiyet farkı yoktur. İyi ile kötü arasında bir mahiyet farkı yoktur. Anlamla anlamsızlık arasında bir mahiyet farkı yoktur. Dolayısıyla anlamı yoktur hiçbir şeyin. Biz anlam vermeye çalışıyoruz. Anlam uyduruyoruz diyor nihilistler. Anlamı biz uyduruyoruz. Bu da bir felsefe nihayetinde. Ama bu felsefe umutsuzluk felsefesi. Umut ilkesini gömen bir felsefe. Bu felsefeye göre bu dünya cehennem olmalı. Bu felsefeye göre insan, insanın cehennemidir. Başka çıkacağınız bir yer yok. Evet, asıl belki hesaplaşmamız gereken problem nihilizmdir, onu söyleyeyim. Asıl yüzleşmemiz gereken. Ama tabii fikir saygısını kaybetmeden yapılması lazım bunların. Vurun kafire falan değil, yani böyle değil.